Kingdom Sun, eyvah amık dev gelecek bu sefer dedim. Kingdom Sun Castles serüvenindeyiz. Kingdom Sun Castles'ın yeni bölümlerinden biri. Yani hadi hep beraber birlik olalım, yayıncıya eziyet edelim simülatörün yeni bölümünde. Bakalım başımıza neler gelecek abi. Şimdi benim burada bir yerde bir demir madenim vardı. Ben o demir madenini arıyorum krallar. Çünkü lan demir madenini yok ettik değil mi geçen el? Geçen el şuraya bir yere yıldırım çaktı. Çakan yıldırım yok, demir madenini yok etmemiş. Vallahi var ya, demir madenini yok etti zannettim. Söveceydim gerçekten. Şuraya bir demir madeni alalım. Şuraya bir demir madeni daha alalım. Abi alet edevat yapmaya çalışacağız. Artık alet edevata geçiş yapacağız. Çünkü deli divane domuz dolu abi etraf gördüğünüz üzere. Yani domuz çiftliklerimiz falan gayet iyi bir şekilde işliyorlar. Bununla beraber her yerden yemek geliyor ama bu yemekleri işleyebilecek alet edevatımız yok. Demirciler alet edevat yapacaklar. Demircilerin alet edevat yapmasını bekliyoruz. Bir de odun sirkülasyonunu sağlayamıyoruz reisler. Odun sirkülasyonunu sağlamak için de böyle bir yere bir ormancı kurmak gerekiyor. Yani şuraya bir tane ormancı kursak bize yeter diye düşünüyorum açıkçası. Köşeye bir yere kuracağım. Başımız ağrımasın, sıkıntı olmasın diye. Şöyle şuradan bir girin bakalım. Buradan biraz aşağı. İşte tam şuraya bir yere ormancı kurulur abi. Tam buraya bir yere ormancı kurulur. Şuraya da bir tane daha malikane atarız ki yeni gelen insanlar yerleşebilsinler diye. Bir iki malikanelik alan açılır oraya efendim. Buradaki ormancı görevlerini üstlenecekler. Dev geliyor değil mi? Tahmin ettiğim gibi. Şurada topladığımız odunlar var. Onlar şehre getirilecek. Bu surlardan dolayı sevgili dostlar, Vikingler buralardan gelemiyorlar. Ancak buralara yakma hasarı verebiliyorlar. O birazcık sıkıntı. Dev saldırısı İdikut'tan. Eyvallah canım, eyvallah. Bir ara dev gelir Vikinglerle beraber. Baba şimdi şöyle bir durum var. Dediğim gibi Vikingler buradan çıkamıyor. Ana kapıdan gelebiliyor. Ana kapıda yeterince korunaklı. Ama çok paramız yok. Çok paramız olmadığı için ana kapıya yönelemiyoruz. Bir de halk mutsuz kankalar. Halkın mutsuz olma sebebinin iyi beslenememek olduğunu düşünüyorum. Hani birazcık daha şuradan gelen demirlerden sonra alet edevat yapıp et tüketmelerini sağlarsak güzel olur diye düşünüyorum. Dev Viking'le beraber gelecek bu arada, bilginiz olsun. Yani neden biz dev attık gelmedi diye soruyorsanız, sebebi Viking'lerle beraber dalacak olması. Halbuki katedralimiz var, bahçelerimiz var efendim, yürüyüş bahçeleri. O yürüyüş bahçelerinin adamları bir mutlu etmesi gerekiyordu. Şimdi buraya bir tane kereste binası atacağız odun gelebilmesi için. Bu arada oyunu yayından ilk kez izleyenler için şu şekilde ifade edeyim sevgili dostlar. Yoldan çok uzak, eyvah. O zaman oraya yol götüreceğiz. Ya da şuraya bir yere bir tane yol yapsam. Oraya yol yaptığım için artık bu oduncu konulabilir mi? Oyunu ilk kez izleyenler için şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Oyun bir buff, debuff verme simülatör. Yani birazcık bunu Immortal Redneck'e falan benzetebilirsiniz böyle bir parça. Oyunda size izleyicileriniz buff ya da debuff veriyorlar. Burada çıkan oylamaya göre. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5 tuşlarından. İşte ekstra odun ver, ekstra demir ver. Oyuncunun ordusu daha iyi vursun. Köylüler daha hızlı görev yapsınlar falan filan gibi. 2 dakikada bir değişik etkinlikler geliyor. Onları veriyorlar. Bu etkinliklerin, Hasan'cığım teşekkürler bu arada, hepsi iyi olmak zorunda değil. Bakınız misal ejderha saldırısı geldi et 8'de. Eğer ejderha saldırısını seçerlerse bu yıl Vikingler saldıracak bize. Vikinglerle beraber ejder de gelip saldıracak. Bununla beraber eğer usandırıcı fareleri seçerlerse tahıl ambarımızdaki yemeğin miktarı %50 azalacak. Yani 400 birim tahıl stoklamışsak 200 birim kalacak ki bu gerçekten muazzam bir zarar. Yani emin olun insana gerçekten çok sağlam, çok sert zararlar veriyor bu durum. Efendim bununla beraber şu etkinlik planlayıcılarına da bir iş vermeye çalışabiliriz. Pazarcılar ve yedek depo işçilerimiz yok. Madenciler çalışamıyorlar ve Vikingler geldi sevgili dostlar. Vikingler 3 gemi geldiler. Bu gemileri nereye park ederler?
Hamamına oradan gelecekler. Peki, peki. Buradaki 3 kule artı bir tane arkadaki arbelet kulesi bunları oyalamaya yeter de artar bile. Hatta ve hatta şuralara 1-2 tane daha kule dikebilirim de parasızlık beni bitiriyor. Artı 4 alabiliyorum sadece şu an paradan. O bir sıkıntı. Dev gelmiş mi bu tur? Şansınıza küsün, dev gelmemiş reisler. Devi tam Viking saldırısına adapte etmeniz gerekiyor. Hamamdaki beylere dalmışlar mı? Hamamı rahat bırakmışlar galiba. Reislerden biri öldü bile. Bak orduları bilerek şu şekilde konumlandırıyorum ki iki ordunun arasında kalırken arkadan ok desteğiyle parçalansınlar. Vikingler geldiği gibi hemen götlerine baka baka geri döndü. Şimdi 15 saniye içerisinde de ejderha geliyor. Ejderhaya ne yazık ki ordunun yapabileceği hiçbir şey yok chat. Yani ejderhayı yediğimiz zaman içimize doğru girecek ejderha. Artık hani nereden saldırırsa çok fazla binayı yakıp yıkıyor. O açıdan ejder saldırısı her zaman için risk. İdikut gönderdi ejderhayı. 8 saniye içerisinde ejderha geliyor efendim. Yani ejder sürekli bir risk. Ama bir tane geliyor. Bir tane büyük. Bir tane büyük. Bu büyük nereden geliyor abi? Bu büyük buradan geliyor. Buralarda var mı? Katapultçular var. Arbeletçiler var. Okçular var. Avlayabiliriz ya. Demeyi çıkartabiliriz yani. Bu köyü savunabiliriz diye düşünüyorum. Elimizde yeterince demir var. Bu demirlere alet yapacak eleman yok. Demirlere alet yapmayı öğreneceğiz. O çok iyi. Ve birazdan saldırıya başlayacak. Korkmayacak yani. Kaçmayacak burada. Çünkü kaçıracak kadar askerimiz yok. Ah! Saldıramadı. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Bir gıdım damage vuramadan ejderi yamulttuk. Ama para eksi 5. Ya reisler ben de vergiyi kısayım çok isterim de. Eksi 5'le ne yapacağız abi? Her şey para ya. Vallahi her şey para. Şurayı iptal etmek istemiyorum. Buradaki okçu kulelerini iptal etmek istemiyorum. İtfaiyeyi iptal etmek... Aslında bir saniye. İtfaiyeyi iptal etmek istiyorum ya. İtfaiyeyi iptal et. İptal et. İtfal. İptal et. Kuyudan su çeksinler. Artı 12. Şuna bak arkadaş. İtfaiye istasyonundan vazgeçtik ya. Vikingler tot işlerine baka baka geri dönüyorlar bu arada. İtfaiye istasyonundan vazgeçtik kanka. Halkın sağlığı için. Şimdi alet edevat üretecek yer lazım bize. Nerede alet edevat üretecek yer? Küçük pazar, pazar, su çarkı, fırıncı, gelişmiş kasabadan değil. Ormancı, demirci. Kömür ve demiri alıp bundan alet edevat ve silah yapar. Abi demirciyi şuraya bir yere kur. Kapının önüne bir yere ya da tam olarak buraya bir yere. Veba geldi efendim birinden. Teşekkürler. O vebayı bir alalım içimize. De vebadan yana sıkıntı olmaz. Hastanemiz var. 2 tane büyük hastanemiz var. Veba köylülere çok damage atamaz. Çok vuramaz. Şimdi bir de kömüre ihtiyacımız var bizim. Hemen kömür için şöyle bir yerler ayarlayalım. Kömür üreticilerini şöyle deniz kıyısının oralara kuracağım. Çünkü yangın çıkma ihtimali var. Hemen suyla müdahale ederiz abi. Yani veba o kadar çok vuramıyor bize. Doktorlarımız var. Bizimkiler biraz sert oynuyor galiba. Ejderi falan yiyeceğiz ağzımıza. Güzel. 30 insandan 16'sı daha krallığa katıldı. Bu vergi demek. Altın toplayabileceğiz demek. Bu bizim için güzel bir haber. Daha fazla ev yapmayacağım. Zaten insanları artık amacım daha verimli yaşatmayı sağlayabilmek. İş önceliğini de güzel ayarlamamız gerekiyor. Bence çiftçileri böyle bir tur aşağı alıp diğer iş alanlarına öncelik verebiliriz. Zira çiftçiler gerçekten çok fazla çalışıyorlar. Çiftçileri bir parça geri plana atabiliriz. Çünkü zaten elimizde yeterince yemek var. Yani meyve yetiştiricilerinin falan full olması daha önemli. Kömür üreticileri ve madencilere odaklanmamız gerekiyor.
Kömür üreticilerini şöyle bir üste alalım. Demircileri üste alalım. İdikut'tan ejder saldırısı geldi. Ulan ağzına tükürdüğümün İdikut'u böyle hani... Bana giren çıkan bir şey olsun. Herif anında orada. Bir buff olsun. Buff yok kanka. Buralarda 2-3 tane kule var. Bunu yararız ya. Bunu yararız abi. Bunu yararız. Çok fazla kulemiz var da. Yok yeterince demeye yemedi. Birazdan domuz ağlılarını falan yakacak galiba. Eyvah 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 eyvah. Eyvah malikanenin orayı yakacak galiba. Kuleyi yaktı. Kuleyi yaktı. Sıkıntı yok. Diplerde kuyu var abi. Güzel güzel güzel. Güzel. Çok saldıramadı eleman. Çok saldıramadı. Ölmese de çok zarar veremedi bize. Ejder saldırısından dolayı iki kişi öldü. Direkt kuleye vurdu ya lavuk. Direkt kuleye vurdu, o kötü oldu abi. Ejderha uzaklaştırıldı ama. Kömürümüz olmadığı için yeterince hızlı alet yapamıyoruz. Bize bol bol kömür lazım. Yemek var ama bu yemek kaç sezon boyu... Ay çok pardon. Buff vereceklerdi. Buff vereceklerken kapattım değil mi? Al. Al şimdi bir Viking atsınlar ağzımın ortasına da ya da ejder. Al işte. Kazara ESC'ye basacağım tuttu arkadaş. Eyvallah canım. Kazara ESC'ye basacağım tuttu gitti güzelim bufflar. İdikut'ta sen kaşındın diyor ya. Sıcak kaza dediği şey bu arada kömür madenleri yanıyor. Kömür madenleri suyun dibinde. Yani o yüzden debufflarınız boşa gider, haberiniz olsun. Yani yerinizde olsam Viking ya da ejder kazası, ejder saldırısı verirdim ama isteyen sıcak kaza da verebilir yani. Buralar suların dibinde, hiçbir şey olmaz. Da deneyin. Görmek istiyorsanız deneyin kanka. Ben şimdi sizi yönlendirmiş olmayayım. Sadece madem oyuna zorluk katıyoruz, hani kattığınız zorluk yaptığınız atar hayatıma tat katar yani, öyle söyleyeyim, suların dibinde. Ha, görmek istiyorsanız 2 verin kanka, şuralar yanıyor işte. Ama suların dibinde. Ne yapıyorsunuz lan amandakiler? Bir saniye ne konuşuyorlar onu merak ediyorum. Adamlara tıkla oğlum, adamlara tıklamıyor abi. Kuledeki bebelere tıklayabiliyorsun, hamamdakilere tıklayamıyorsun. Nerede bizim kuledeki çocuk? Son zamanlarda çok fazla yemek yemiş. Hazımsızlık yaşıyor değil mi? Bu kuledeki ne yapıyor? Yorgun ama kararlı. Evet evet. Evet gene yangınlar, Vikingler geliyor efendim. Viking akıncıları geliyor. Viking akıncıları geliyor gene. Ya bize bir şey olmaz. Yine kapının oradan gelmek zorundalar. Kapının orayı zaten koruyoruz. Kapının ora korunduğu sürece sıkıntı çıkmaz. Halkın genel mutluluğunun iyiye doğru gitmesi beni mutlu ediyor. Bunun temel sebebi artık et de tüketebilmeleri. Et tüketebilmelerinin temel sebebi ise benim adamın alet edevat yapmaya başlaması. Bütün yemeklerimizden var efendim. Bütün yemeklerimizden var. Halk mutlu. Çiftçiler çalışıyor. Çalışabildikleri kadar. Bir tane daha ev istiyorum. Halk madem mutlu. Buraya böyle yeni insanlar gelsin. Yeni insanlar taşınsın. 8 tane mi ne? Ananın nikahı lan. 5-6 tane falan ordu geliyor galiba.
Şu ayrılan grup ayvayı yedi. Denizin etrafını dolaşmayı deneyecek. Buraya iki tane kule diktim kanka. Ayvayı yedi yani. Buraya fire atsa da hiçbir şey olmaz. Kuyu var kenardan. Kuyudan taşır hallederiz hemen. İyileştirmeye gerek var mı hiçbirini? Gerek yok. Peki buradakiler ne yaptı? Bak buradakiler suya girip dolanmayı deneyecekler. Ama ölecekler kanka. Çünkü suda da bir açığımız yok ve işin güzel yanı burada iki tane okçumuz var abi. Burada iki tane okçumuz var. Bunların çıkabileceği tek yer bu. Buraya da gelirlerse yine burada da iki okçu kulesi var. Süper oyun hızı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok bebeğe. Sıkıntı yok. Evet bir de şu ürünlerin mındar olmaması için buralarda da tarla var sonuç itibariyle. Ürünlerin mındar olmaması adına bir yere hani bir minik tahıl arazisi falan yapsak hoş olur ya. Onu da şuraya yapacağım abi. Evlerin oraya bir tane tahıl arazisi. Yani tahıl depolama alanı. Evet tahıl ambarı şuraya. Tam buraya kuracağım. Veba mı geliyor? Veba mı geliyor? Halk %91 mutlu. Eyvallah. Yani para arttığı sürece sıkıntı yok. Paranın artması demek daha fazla kule ve savunma kurabilmem demek. Daha fazla kule ve savunma kurmak da beni ileri götürür. Şu an halkın hiçbir sıkıntısı yok. Bak çeşme yaparsam misal çeşme mutluluk bonusu veriyor. Ama ne kadar bir alana mutluluk bonusu veriyor? Oo bayağı büyük bir alana mutluluk bonusu veriyor lan. Yani genel evlerin yoğunluğunun burada olduğunu düşünürsek misal. Şuraya bir yere bir çeşme atmak bizi bayağı şey yapar ha. Bayağı artı point sağlar bize yani. Bayağı taşır bizi. Ya da tam buraya. Çünkü evler yoğunlukla burada bak. Aşağıda da malikaneler var. Tam buraya. Veba geliyor galiba kral bize. Sizin vebadan önce zaten ülkede veba vardı. Eyvallah abi. 2x veba oldu. 2x. Güzelmiş gerçekten 2x veba. Oo, domuzlar diyor. Full diyor. O zaman daha fazla domuz tutabilmek için daha fazla kasap yapacağız abi. 100'e kadar et stoklamayı sağlıyor çünkü. Hop. Bak buraya yapacağız bir tane. Al sana et stoğu baba. Güzel. Güzel güzel şuralardan kömürler geliyor. 18 yeni insan burayı ziyarete geliyor. Babam bam. İdikut'a bakar mısın? Adam şey yapıyor ya. Adam böyle chat'i domine ediyor reis. Arkadaşlar buna şunu vermeliyiz ey diye. Tam bir lavuk ya. Peki bir şey soracağım. Şuradan şöyle bir... Yok buraları kıramam. Şu dörtlüyü kırsam. Oraya bir tahıl ambarı yapsam. Çünkü boşa gidiyor kanka. Ya araziler verimli eyvallah da. Buraya tahıl ambarı lazım çünkü boşa gidiyor yani. Şurada tarım yapan elemanlar ta koşup böyle başka yere taşımaya çalışıyor. O ara ölüyor. Burada tarım yapan adamların emeği ölmesin ya. Her yerde arbelet kulemiz var. Kömür yetmiyor abi. 59 demir üretiliyor. 59 kömür üretiliyor. 59 kömür eksi 1 yani. Nasıl eksi 1 ben onu da bilmiyorum ama. Olmayan demiri nasıl kullanıyoruz kanka? Borcumuz mu var? Eksi 1 ne la? Büyük festivalle. O 33 insandan ikisi ev bulabildi. Festival yaptık da kimse katılamadı ki. Adam öyle bir ayarlıyor ki kanka. Hani hiç böyle bir şey yapamıyorsun anladın mı? Elin kolun bağlanıyor.
Burayı yık ya, burayı yık, vazgeçtim. Şuraya şöyle bir şeyler yap, buradan yanaş. Bu taş mı? Taş. Salla taşı ya. Şimdi buraya kömür üreticisi yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor, yapılabiliyor. Burayı yık, buraya da yap. Bir 3 kömür üreticisi. Usandırıcı fareler geliyor galiba. Et yiyebiliyorlar Burak, et yiyebiliyorlar. Burak'cığım çok teşekkür ederim bu arada desteğin için. Hatta et stokları neredeyse ağzına kadar dolu kanka. Bir balık tüketemiyor bizimkiler. Kiliseler çok kalabalık. Daha fazla yapmaya çalışın. Kilise veya kütüphane. Aa, bizim hiç kütüphanemiz var mı acaba? Tek karayer kaplıyor ya. Ben bu bızdığı sıkıştırırım bir yere. Bak bak. Bak ben sana var ya, deli divane mutluluk sağlayacağı yeri söyleyeyim abi. Kasabın kenarına kütüphane yapıyorum lan. Var mı? Bağ benim belletirim. Köy benim elletirim abi. Usandırıcı fareler şey bu arada ya. Tahılın yarısını yiyorlar işte. Oha, Vikingler geliyor. Devlerle beraber mi geliyor reisler, normal mi geliyorlar, onu öğrenmek istedim. Devle beraber geliyorlar. Eyvah, eyvah, eyvah. Chat, 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 chat. Oyun şu an bitmiş olabilir abi. Oyun şu an bitmiş olabilir. Çünkü eyvallah, eyvallah. Oyun şu an bitmiş olabilir kankalar. Zira dev buraları iki yumrukta yıkıyor. Çılgın şarkı, kal burada. Evet abi. Yani askerlerimiz Vikinglerle uğraşıyor. Devi devirdik ama askerlerimden biri de yattı. Koş. Ve şehir sokaklarında panik, kargaşa. Adamlar altın yağmalamaya geldiler. Babayı alıp döndüler ama yani ikidir bu herifler buradan geliyor. Bu bir sıkıntı. Ve sörlerden birinin ordusu öldü. Chat de utanmadan bir tane daha Viking saldırısı veriyor ha. O sizde utanma yok mu? Galiba yok abi. Galiba yok yani. Ben onu hissettim şu an. Buraları koruyabilmek için şurada yıkılıyor. İkidir buradan yaralıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir okçu kulesi daha. İkidir buradan yaralıyoruz kanka. Buralar savunulacak mecbur. Sizde hiç utanma yok mu? Yok. Ulan söre tıklayamadık ya. Viking saldırısı, hayret. İdikut kaçırmışın kanka. Buradan da geliyor. Gel amık, gel. 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 Surlar kademe bir sayılsa bari. Surlar kademe bir sayılıyor ama içeri girdiler galiba. İçeri mi girdiler? Ha yok, içeri giremediler. Surlar adamları yıkıp geri döndürdü. Lan yerine geri dön. Manyak herif. Kim bilir nereye gitti. O da dolanıp gelecek. Oradan gemiler park etti. Buradan ebemizi atlamaya geliyor herifler. Kıçımız bir türlü doğrulmuyor ki. Yani normal şartlar altında hiçbir şey olmayacak ama kıçımız bir türlü doğrulmuyor kanka. Çünkü chat rahat durmuyor ya gerçekten. Güzel, güzel, güzel. Bir de bunun üzerine fareler geliyor. Bir de kıtlıkla uğraşacağız reisler. Bir de kıtlık gaming çünkü dediğim gibi chat.
Yani et full ama yemek yok. O zaman ne yapacağız? Madem et full, domuz endüstrisiyle çiftçiler ikili oynayacaklar abi. Biri oraya bakacak, biri oraya bakacak. İkili oynayacaklar. Çünkü o çiftliklerden tam verim alıyordum ben önceden. Bir sıkıntı olmamalı yani. Meyve depoları yok diyor oyun. Var var meyve depoları, sıkıntı yok. Halk mutlu, halk genel olarak gerçekten çok mutlu. Halkın mutlu olması iyi, köstürürüz. Ejder. 3 tane ejder. Be anayın avradı. Büyük reizi vurmadan püskürtürseniz küçük reizler kolay ya. Vallahi bak, büyük reis vuramadan düştü. Küçükler atak yapacak. Oradan bizim şeyin tamamını yediler neredeyse. Minik bir saldırı. Onun bütün ejderleri devirdik. Şu an halkın ağzı götünde. Ve şey araya kaynadı. Bağlantı araya kaynadı abi. Bağlantı zaman aşımına uğradı. Bahtımız. Bahtımız. Birazdan herhalde bir ejder, bir şimşek falan gelecek. Pam para 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 pam para para param. Samet'e acımayın mı? Niye lan? Oğlum vallahi bana böyle bir sert muamele yapılıyor. Ben nedenini bilmiyorum ya. Hep böyle bana karşı bir chat merhametsiz modunda abi genellikle. Sanırım bu şimşeğe ben de kapıldım. Köyün yarısı tutuşacak anasını satayım. Köyün yarısı tutuşacak. Hayır, kendine acındıramazsın lan. Tumar Baba da bir amık çıktı. Gördüm Alp, gördüm gördüm. Bekle bir saniye, kamerayı kapatıp bir ağzımı yüzüme girişeceğim sert sert. Ondan sonra Sincap Saki diyor ki abi diyor yanlış sincaba sövdün diyor. Sana, sen de sövmeliksin. Şimşek vermeyen diyor amıktır diyor. Neyse, yemekleri falan topladık en azından ya. Kasaplara çok çok güzel et gidiyor. Yani o kadar çok et üretiliyor ki evler o kadar et tüketemiyorlar kanka. Bu güzel bir şey bizim açımızdan. Para da birikiyor. Paranın birikmesi de güzel bir şey ama odun neredeyse komple bitmiş durumda. Ahanla şimşek fırtınası geliyor. Odun neden abi? Odun kömür üreticilerinde çok tüketiliyor. Evet, bizim kesinlikle bir ormancı daha yapmamız lazım. Yani tek ormancı yetmez bize. Karşıya bir yere ormancı yapmak zorundayız. Karşıya bir yere ormancı yapmak için de birazcık şey yapmak, odun kesmek zorundayız. Şimdi de Viking saldırısı geliyor galiba. Evet arkadaşlar, tehdit seviyesi algılandı. Abone gelmezse kapatıyorum buff debuff'ı. Hadi bakayım. Hadi bakayım, pay to win adama döndü babuş. Çünkü hak ediyorsunuz kral. Yani bir işin bir balansı olmalı, bir dengesi olmalı yani. 30 dakika oldu, yarım saat oldu. Yarım saattir bana köstürüyorsunuz, yarım saattir bana gömçürüyorsunuz. Ben abone isterim. Ben abone isterim, taleplerim yerine getirilmezse nanda siz babaya atarsınız de buff'ı. Şimdi iki tane yol dikmek lazım buralara. Öncelikle iki tane yol yapacağız. Bir şuraya, bir şuraya. Ve buralara ormancı. Mazochi. Mazochi. Şimdi bu ormancıları nasıl koruyacağız abi? Bu ormancıları korumak da kritik, önemli. Bu yollar da bu arada. Bu yolları taş yoldan yapalım baba.
Bu yolları taştan yapalım, eve hızlı gelip gitsinler. Buradan iskeleler kuracağım bu arada. Buradan iskeleler kurarak eve alacağım adamları. Ahanda Viking saldırısı. Ahanda Viking saldırısı. Komik mi? Bence değil. İki adam buradan geliyor. Diğerleri nereden geliyor? Diğerleri yukarıdan geliyor. O Vikingler yukarıdaki çocukları yiyecekler galiba. Kömürden dolayı odun sıkıntıya girdi ya. O kömür alet için lazım. Odun kömür için lazım. Her şey birbirine bağlı kral. Nerede bizim iskeleler? Keseriz bu adamları, sıkıntı değil de. İskele nereden yapılıyor? İskele yapımını bulamadım. İskele. Tamam. Buralara kurulur bir şeyler. Çocuğu öldürdünüz mü lan geçerken? Odunu düştüğüne göre bebeği öldürdüler abi geçerken. At ağzılar bebeği öldürdü. Buraları şey yapacağız abi. Buraları da ileride kapatacağız yani, anlaşıldı. Buraları da kendi karasularımıza katacağız. Sen bir git iyileş. Buraları da kendi karasularımıza katacağız çünkü yetmiyor abi, odun yetmiyor. Etrafına falan da odun çekmek gerekecek. Bakalım bu adamlar bir işlerini halletsinler. Sakin sakin, yavaş yavaş. Taş köprüyle karşıya geçemezler mi? Kankam hangisini kastediyorsun? İskele kurduk aslında. Ha, taş köprünün maliyeti daha ucuz olurdu tabii de. Biz iskele kurduk. İskele aslında daha masraflı, doğru. İskeleyi yıkıp taş köprü yapabiliriz buralara. Buralar daha mantıklı olur. Da şeyi anımsayamıyorum. Surları yıkmaya gerek var mı? Teşekkürler efendim barış zamanı için. Eyvallah. Oyun koymadı debuffları ha. Bir de binalar sandığımdan daha yavaş yapılıyor bak. Yemekten yana sorun yok. Adamdan yana sorun yok. Adamların mutluluğundan yana da sorun yok. Bu burayı kapsıyor. Şuraya bir malikane daha atılır. Birazcık daha fazla adam alalım. Onun sıkıntısı yok. Topladığımız odunların tamamını kömüre harcıyoruz. Odun doğal olarak eksi 5. İşlemin eksi 5 çıkması kötü. Bir de şuradan geçit yaptık diyelim yani. Buradaki geçidi nasıl savunacağız? Size bir şey söyleyeyim mi? Bak. Buraya şöyle iskeleler yapacağım. Tamam mı? Bu iskelelerin üzerine de sur koyacağım abi. Bu iskelelerin üzerine de sur koyacağım. Burayı şöyle surlayıp merkezde birleştireceğim abi. Şuraya da bir iskele. Ya da buraya da bir iskele. Bilmiyorum artık. Burayı merkezde birleştirip şu ortadaki suru falan yıkacağım abi. İki adayı falan birbirine bağlayacağım yani. Temel hedefim o. O ücretsiz bina geliyor. Ücretsiz bina gelirse de ne yaparız? Büyük çeşmemizi yaptık. Ormanın yaratıklarının koruyucusunu ya da ejder heykelini verebiliriz abi kenara bir yere. Ejder heykeli nereye verilir? Nereye mutluluk verir? Bak yoğunluklu olarak binalar burada, o yüzden ejder heykelini buraya bir yere atmak lazım. Şöyle şuraya atılmıyor mu ejder heykeli reis ya? Çeşmenin arkasına koyarız. Bir saniye, şuraya malikaneyi hemen atayım. Ücretsiz binaya o gelmesin diyecektim. Geç kaldım. Ücretsiz bina Sinaslı sayesinde geldi. Dev saldırısı, ejder saldırısı. Hadi birazcık rahat durduğumuz için o dev saldırısını, ejder saldırısını falan ben debufflatmayayım. Normalde hani bir debuff almamaktan yana taraftardım da iki tur iyi iş geldi. İki tur iyi geldiğine göre şey yapmayalım baba. Şuraya bir ejderha büstü. Yanına bir tane daha malikane. Bizim evlerin mutluluğu süper.
Odun artıya geçti mi? Odun artı 75. Uuu baby. O zaman bir şey diyeceğim. Taş ocağı da ufaktan işlemeye başlasın mı? Bence taş ocağı da... Ucağı. Bence taş ocağı da ufaktan işlemeye başlasın. Yani taş ocağı da ufaktan işlemeye başlasın. Yine bir 2000 sınırlarına falan dayandıralım. Taş çünkü her şeyde kullanılıyor. Yemeğimiz hazır, her şeyimiz hazır. Yani o domuz o kadar çok ki stoklayamıyoruz artık. Yok, stoklayabiliyormuşuz. Meyve bahçeleri stoklanmıyor diyor. Artı 400 paramız var. Mutluluk 70. Vergiyi bir tur daha köstürebilirim. Özellikle bak şu ejder bayağı bir buraya menzil verdi. Bayağı bir buraya mutluluk verdi. Ya buranın halkının böyle artık götünün başının ayrı oynaması lazım. Hemen yanlarında çeşme var. Kasaba meydanı falan var. Ha, çeşme işlemiyor. Bir su rezervuarının yanında olmalıdır diyor. Eyvah amık. Nasıl su getireceğiz Beyze? Beyze su getirmenin barkın bilir. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah canım dedim, konuşamadım ya. Beyze su getirmenin yolu var mı? Var. Su çarkını falan koyacağız da. Misal su çarkını şuraya koyduk diyelim. Buradan borularla bağladık su çarkını. Oradan su rezervuarına doğru gitti ama yani... Gerçi su rezervuarı bahçelerin de sulanmasını sağlar. Ya buranın mutluluğuna inanılmaz fayda sağlar. Biz de vergiyi daha iyi kökleriz aslında. İyi olur da. Ejder nereden geliyor oğlum? Ejder verdi adamlar. Dev saldırısı mı? Nereden geliyor lan dev? Bak bu adamlar yolu takip edemiyor. Bu adamları içeri alamıyor. Bunlar ta şu yolu dolanıyorlar abi. Ta şöyle dolanıyorlar. Dev nereden geldi be? Dev nerede? Vallahi haritada dev göremiyor. Ejder gelmedi, fark ettiniz mi? Ya da geldi, hızlı bir şekilde mi def ettik elemanı? Vallahi gelmiş ve biz hızlı bir şekilde def etmiş de olabiliriz. Bak bu da bir ihtimal. Şimdi şuradaki surları yık. Çok iyi bok yiyorum ha. Oradan Vikingler bir gelse cort. Üzerime basıp geçecekler böyle. Cort diye ses çıkacak. Üç birim mi alan kaplıyorsun sen su çarkı be? Evet galiba 3 birim alan kaplıyor. Su çarkı tatlı suda kurulu olmalı. Buraya kuruyorsun. Eyvallah Savrolet, eyvallah. Burayı almıyor galiba ya. Burayı sudan saymıyor. Bütün her yer yanıyor bu arada. Bütün her yer yanıyor. Cayır cayır. Domuz çiftliklerimden biri yandı. Evet, burayı tekrar kapatacağız abi. Ve bir şey fark ettim burada. Şurada bir yerde sur var sanki. Ahşap kapı. Köylülerin geçmesine izin verir, düşmanları dışarıda tutar. Ananı yiyin gen. Oğlum bu çok iyi bir şey. Şunu bir iyileştir. Babbo, o zaman buna da bunu yapasana. Niye biz Amele Gamers 2013'e uğraşıyoruz ha? Babuşun Die Young bitti sanırım. Seni görünce tekrardan başladım. Başlayasım geldi. Türkçe dil desteğini nereden bulabilirim? Steam'dekinde Türkçe dil desteği var mı? Yardımcı olur musun? Steam'de kendinden Türkçe kankam. Ogre çok teşekkürler desteğin için. Sağ olasın. Oyun Türkçe kanka, sıkıntı yok. Merak etme, kendiliğinden Türkçe dil desteği var yani. Sen herhangi bir ekstra bir şey kurmakla, etmekle, bir yerden yama indirmekle uğraşmayacaksın.
34 kişide bir kişi kaldı sadece. Olur, olur, olur. Vergilerden falan muazzam para geliyor bu arada. Aletler yapılıyor. Taş ocağı çalışıyor. Oğlum kapı çok iyi lan. Kapı çok iyi. Hayır. Ejderha geliyor. Tam bura 3. 1, 2, 3, 4. Buraya da bir okçu kulesi daha. Ha, ejder gelmiş tepemize. Bir yeri yaktın da reis, yaşayabileceksin mi? Yo yo, yaşamış. Yaşamış da bütün yollar böyle bir pert olmuş mu? Olmamış şükür. Odun kesmeye devam mı? Devam, artı 56 odunum var. İşte bir süre odun harcamasam her şey çok güzel olacak da. Ben sürekli odun harcıyorum abi. Ve buraları yıkınca da odun geri gelmiyor galiba. Altta bir şeyler yıkılmış. Bir şeyleri orada üzmüşler. Ha, şu arkası da yıkılabilir o zaman. Hani mümkün mertebe az yapı çok iş. Şu geçitlerin düşmanı geçirmediğini öğrendiğim iyi oldu ya. De buraya ben nereden su getireceğim? Su çarkıyla buraya su getirmeyi denesek. Nereden su gelecek abi su rezervuarından? Misal buradan alırız su rezervuarından boruyla, böyle getirdik diyelim. Mutlaka bir yerden ara verip girmek gerekecek. Şuradaki kapıyı iptal ettik diyelim. Buradan içeriden getirdik. Mümkün değil ya. Bak buralar buzlu su, buralar olmuyor. Buzlu su derken. Burada nasıl oldu o ya? Şimşekli fırtına geliyor efendim. Şimşekli fırtına geliyor. Gene geliyor. Gene geliyor. Kim bilir nereler yanıyor. Köyde diyor ki aramızda bir cenabet var. Ama acaba kim? Ben size imposter'ı açıklıyorum efendim. Imposter Idikut. Kesinlikle herif bir imposter abi. Geliyor arkadan iş bitiriyor. İş bitirici gamers 2013. Ya demir aletler sıfır mı? Gerçekten sıfırmış bu arada. Bir tane daha demirci yapabilir miyim? Teşekkürler. Orada domuz çiftliği, oraya yapılmıyor. Bir demirciye daha ihtiyaç var. İhtiyacımız olan bu demirciye buradan ulaşamıyoruz. O zaman yol. Buralarda kuyu var mı? Var. Şu yukarıya da yardımı dokunsun madem kuyunun. Bir tane de buraya kuyu açalım. Aynen, yukarıya da yardımı dokunsun. Her yerin suya erişimi var zaten. Tamam, oraya yol yapıldığına göre oraya şimdi artık bir demirci de koyulabilir. Evet abi, bir demirci daha koyduk. Hani maksat demirciler işlerini halletsinler. Bu arada paramız yeterince iyi. Yeterince çok paramız olduğundan dolayı şuraya bir tane de mancınık kulesi dikiyorum abi. Bulduğumuz yerlere kuleleri dikeceğiz. Bir de madem paramız güzel, bir tane daha hazine odası dikiyorsun buraya. Yani 200 golda kadar hazine odaları depoluyoruz. Fareler yemek stoklarımızı tükettiler efendim. Fareler bayağı bir yemek stokumuzu tüketti. Ama sıkıntı yok yani. Çiftçilerde çalışan eleman çok da. Reisler, ben bunu kapatıyorum. Abone geldiğinde tekrar açarım. Siz çünkü bokunu çıkarıyorsunuz gibi. Yani bir balans ayarı olur kanka. Böyle yaklaşık 40 dakika falan oynadık. 45 dakika hatta. 3 defa mı buff aldım? 1 defa mı buff aldım?
galiba. Bir defa falan. Onu da böyle hani en işe yaramayacak en patatesi verip yerleştiriyorlar. Abone gelirse açarız hanım. Bizim reisler olayı birazcık abartıyor. Azıcık normal geçelim. Azıcık sakin oynayalım. Bak şurada iki tane mancınık kulesi oldu. Mancınık kulesi gayet güzel iş yapar. Hatta buralara bir yerlere bir tane daha mancınık kulesi kurabilirim. Belki arkaya bir tane daha arbelet kulesi. Artı 69 altın. Ben çünkü beni salsanız gelişeceğim. Siz alttan şey yapıyorsunuz. Buff'ları aç, abone gelince debuff açarsın. Hakkaniyetli mi davranıyorsun? Senin sincap götünü keserim. Senin sincap götünü keserim kardeş. Bak bu dev nereden geliyor? Bu dev kimden geliyor chat? Bir ara sıkıştırdığınız yerden geliyor. Aynen, diğer giriş çok Allah'a emanet ya Ceyhun haklı. Diğer giriş çok Allah'a emanet. Buralara böyle kuleler lazım. Şimdi neden odun şu an vaktim olmamasına rağmen öncelikle bir odun zemin yapıp öyle kule koyuyorum? Abi bunun sebebi şu. Ha, odun bitti. Odun bitmiş. Burası zaten 4x'ti galiba. Taş kuleler çabuk yıkılabiliyorlar ama şey, odun kuleler yanabiliyorlar ama taş kuleler yanmıyor. Abi inşallah buraya odaklanmazlar ya. Bir saniye, buraya mı odaklandılar? Buraya odaklanıyorlar. Eyvah, eyvah kere, eyvah amık. Koş. Koş. Öf, bir de dev geliyor. Öf küne öf. Surlar yıkılıyor reisler, surlar yıkılıyor. Bizim ordunun geri kalanı nerede? Ordulardan biri öldü değil mi? Dev yıkıldı da devle beraber bizim umutlarımız da yıkıldı abi. Kankacım gel şuraya, gel şu kapıya. Öteki reisi sindirdiler mi? Yok, öteki reis direkt kapının önünde. Gel yardıma. Belaya hazır olun, hem de çifte belaya. Vallahi çifte bela. Of, güzel atlattık abi. Güzel atlattık da Vikinglerden dolayı tramvaya giren çok eleman var. Her yer güvende olur da bak, biz en basit nasıl yaparız biliyor musun? Buranın komple kapıyı açık bırakırsak muhtemelen buradan gelirler kanka. Adamlar oradan gelirlerse de biz orada ağızlarının payını verebiliriz bu adamların. Çünkü kapının, yani bir kapıyla karşılaşmak yerine yapay zeka muhtemelen engel olmayan yerden gelmeyi tercih edecektir. En azından ben öyle düşünüyorum yani. Engel olmayan yerden geldiğinde de rahatlarız. Abone geldi. Arkadaşlar siz adam mı kekliyorsunuz? Ha? Alertoter kral. Alertoter kanka. Alert etmediğine göre demek ki gelen giden yok. Geçiş yaptı sadece. Kim neye geçti kanka? Alertim sorunlu değil, çalışıyor. Ya Prime'dır, normal ödemeye geçmiştir. O sayılmaz. Yeni abone. Taze kan. Taze kan reis. Taze kan gelmeden görüşmeler konuşmaya kapalıdır efendim. Görüşmelere kapalıyız. Taze kan gelecek. Taze kan mı? Abi biz bu odun ihtiyacını nasıl halledeceğiz ya? Bence kömürü kapatalım bir tur. Bence kömür bir tur kapanmalı. Biraz odun biriksin. 500 kömür yeter. Bence taş ocağı da bir tur kapanmalı abi. Taş ocağını da bir tur kapat. Nerede? Taşolar nerede abi?
Dur. Taşoları da kapat. Bunlara ben görev vereceğim ileride. Taşoları da kapat. Yel değirmeninde çalışacak adam bulabiliyorsun. İnanabiliyor musun abi? Şimdi biraz alet stekleyecek. Alet stekledikten sonra madenciyi de kapatacağım. Demirciyi de kapatacağım. Bu 250 birime ininceye de kapatmam. Kömürleri falan açarım böyle. Kömürde çalışan adamları falan açarım. 70 mutluluk çok iyi bu arada. Nekşip TR Mr. Özdemir'e abonelik hediye etmiş efendim. Mr. Özdemir'in toplamda ikinci ayı. Teşekkürler, teşekkürler. O zaman benden bu bölümlük bu kadar. Arkadaşlar görüşürüz. Adios. Adios anıklar. Açmayacağım ki.